o kanala karşı. Bu tabii dahi Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterlidir. Hocam çok... AK Parti 2019'da kaybettiği İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını yeniden almak istiyor. Süreç AK Parti'nin istediği istikamette ilerlemiyor. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için güçlü aday olarak bakılan Turgut Altınok üzerine parti içinde mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor. AK Parti içinde Altınok ile kazanamayız görüşleri öne çıkıyor. AK Parti'yi İstanbul'da kazandıracak denklem ise yeniden Refah Partisi ile işbirliği yapmak üzerinde kuruluyor. Ancak görüşmeler de AK Parti lehine ilerlemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Refah üst üste binmiş olsaydı AK Parti'nin oy kaybetmemiş haliyle dahi 10 büyük şehir, 10 normal şehir kazanılabiliyordu. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı. Bu tabii dahi, bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterli. Çok... AK Parti'yi zorlayan bir diğer konu ise Büyük Birlik Partisi'nin Sivas talebi. Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde AK Parti'nin kendilerini desteklemesinin taban için moral olacağını düşünüyor. Ankara kulislerinde ise Destici'nin Sivas'a karşılık Büyük Birlik Partisi seçmenini İstanbul'da AK Parti adayına oy vermeye ikna edebileceğini söylediği konuşuluyor. Camianın motive edilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazından sonra AK Parti'nin yerel seçim mesaisiyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan pazar günü büyükşehir ve kalan illeri açıklayacaklarını söyledi. Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacak. O kanala karşı bu tabii dahi Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterli. Çok... AK Parti 2019'da kaybettiği İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını yeniden almak istiyor. Süreç AK Parti'nin istediği istikamette ilerlemiyor. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için güçlü aday olarak bakılan Turgut Altınok üzerine parti içinde mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor. AK Parti içinde Altınok ile kazanamayız görüşleri öne çıkıyor. AK Parti'yi İstanbul'da kazandıracak denklem ise yeniden Refah Partisi ile işbirliği yapmak üzerinde kuruluyor. Ancak görüşmeler de AK Parti lehine ilerlemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Refah üst üste binmiş olsaydı AK Parti'nin oy kaybetmemiş haliyle dahi 10 büyük şehir, 10 normal şehir kazanılabiliyordu. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı bu tabii dahi, bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterli. Çok... AK Parti'yi zorlayan bir diğer konu ise Büyük Birlik Partisi'nin Sivas talebi. Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde AK Parti'nin kendilerini desteklemesinin taban için moral olacağını düşünüyor. Ankara kulislerinde ise Destici'nin Sivas'a karşılık Büyük Birlik Partisi seçmenini İstanbul'da AK Parti adayına oy vermeye ikna edebileceğini söylediği konuşuluyor. Camianın motive edilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazından sonra AK Parti'nin yerel seçim mesaisiyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan pazar günü büyükşehir ve kalan illeri açıklayacaklarını söyledi. Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacak. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.